Anlayışına yansıyor mu? Elbette yansıyor. İletişim fakültelerinden farkı güzel sanatlarda. Özellikle sinema üstünden gelirsek onun bir 7. sanat olduğunu söylüyoruz. Hı hı. Sinemanın da sanat olması aslında bizim bir görsel dille iletişim kuruyor olmamızdan dolayı eğitim süreci içinde de bu görsel dilin estetik kavramları öne çıkması için uygulamanın daha fazla olması lazım. Hı. Tabii ki iletişim fakültelerinde de uygulama var ama bizdeki uygulama anlayışı yani yaparak öğren anlayışı daha yoğun bir şekilde ortada. Biz bunu hep altın çiziyoruz. Biz sadece uygulama yapıyoruz demek anlamına gelmiyor. Tabii ki bir uygulamanın güzel sanatlar içinde, çünkü aldığı dersler de farklılaşıyor. Hı hı. Bir güzel sanatlar fakültesi içinde diğer birimlerin ortak aldıkları temel sanat eğitimini de alıyor çocuklarımız. Hı hı. Atölyeler, bizim okulumuzda böyle bir yapı var. Seçmeli dersleriyle birlikte Güzel Sanatlar Fakültesi içindeki diğer programların derslerine de girme şansına sahip oluyorlar. Hatta çift ana dal, yan dal yapabiliyorlar. Kesinlikle, kesinlikle. Yani hem bizim programımız için diğer bölümlerde bu söz konusu. Çift ana dal, yan dal. Öğrencinin performansı yükseldikçe biz onların önüne hiç engel koymuyoruz. Diplomalarının sayısını çok rahatlıkla arttırabilirler. İmkan var. Evet. Yani güzel sanatlardaki bu eğitimin ayrıcalığı, kuramsal temele dayalı eğitimi es geçmeden, hı hı, uygulama ağırlıklı eğitim adına ders programımızı biçimlendirmiş olmamız. Şimdi programların, televizyonda yapılan, sinemada yapılan işlerin bir görünmeyen yüzleri vardır. Hani oyuncu vardır, sunucu vardır ama bir de görünmeyen ekip vardır. İşte o ekibin en önemli parçalarından biri hocamız aslında. Evet, teşekkür ederim. Yıllardır bu alana hizmet verdiniz. Birçok ürün aslında çıktı, evet, ortaya. Şimdi öğrencilerinize uygulamanın önemi derken aslında biraz da hep aklıma o geldi. Yani anlayışınız, sizin bakışınız. Ne söylersiniz sinema televizyon bölümü öğrencilerine? Yani mutlaka hocalar, mesela sektörden hocalarla karşılaşabilecekleri bir ortam var mıdır? Bu önemli midir bu bölümde okuyanlar için? Bu çok önemli. Ben şahsım 30 yıl bu sektöre emek verdim. Bizim programımız içinde, Işık Üniversitesi'nde çalıştığımız hocalarımızın birçoğu, hı hı, zaten sektör deneyimine sahip hocalarımız. Hı hı. Bu çocuklara nasıl bir avantajla geri dönüyor? Halen ya da uzun yıllar bu emeği bizzat, bu tozu yutmuş, bu, hı hı, emeği vermiş insanların kitaptaki karşılaşacakları her soru ve durum hakkında bir deneyim sahibi, olumlu ve olumsuz deneyimler olmak üzere biriktirdikleri için çok kolay paylaşıyorlar öğrenciyle ve bu öğrencinin motivasyonunu anlatan kişinin de bu grubun içinden gelen kişi olması nedeniyle hem motivasyonunu arttırıyor, evet, hem sorduğu sorulara aldığı yanıtlar çok daha tatminkar oluyor ve meslektaşıyla konuşurmuş havasında konuşuyoruz biz öğrencilerimize. Hmm. Biz bu işi yaptık, bir meslektaş yetiştiriyoruz, hmm, diyoruz, hmm, ve onları bu motivasyonla özgüven aslında artıyor, kesinlikle, biraz da değil mi? Kesinlikle. Daha öğrenciyken. Bunu yaşamaları lazım. Yani hakikaten ben çok sevdim bu mesleği. Hı hı. Hala öğrencilerime de anlatırken tüylerim diken diken olur. Çok emek isteyen bir sektördeyiz. Evet. Uykusuz geceler, saatler, bakın yaşadığımız her durumda bunu, aynen, kamera önü çalışanları kadar kamera arkası olabilir, çalışanları. Her dakika özel hayatınızdan vazgeçmeniz gerekiyor. Aynen, aynen, vazgeçmeyi bileceksiniz. Mesleği severseniz, aslında birçok meslek için söz konusu ama mesleği severseniz gerçekten bunu vermekten kaçınmazsınız, hı hı, ve kendinizi eğitmek için de bu emeği harcarsınız. Çünkü teknolojinin değişimiyle birlikte bizim çalıştığımız alanlarda sektör o kadar hızlı değişiyor, doğru, ki. Yani siz kendi kurumunuz içinden bakın. Hı hı. Yani teknik birimlerdeki yapılanma dilimi bir anda değişti, evet, dijitalle birlikte. Evet, evet. Yeni meslekler çıktı ortaya. Hı hı. Sinema sektöründe de aynı. D.I.T. diye bir meslek grubu çıktı. D.I.T. denilen bir şey yoktu ki bir filmle çalışırken. Bu değişime çok hızlı ayak uydurmaları için daha öğrencilikten bu algıyı pekiştirmiş olmaları, hı hı, lazım. Hı hı. Yani öğrendim, kitabı kapattım, bitti, tamam ben oldum. Bir şey değil, evet, evet, evet. Olamayız. Yani okul bitse de sonrasında olamayız. O değişimi takip edebilecek kapasitede. Hep öğrenme motivasyonu. Evet. Ben daha olmadım. Hı hı. Ben olmadım. Olmak için çaba sarf ediyorum. Doğru, doğru. Evet. Yaparak öğrenme dediniz ya az önce. Bunu biraz çıtayı yükseltmişsiniz. Şimdi bunu paylaşalım. Uzun metraj evet. film. Öğrencilerle evet. üstelik. Evet, bu bir Türkiye'de ilk. Hı hı. Bizim üniversitemiz böyle bir sağ olsun vakfımız, rektörlüğümüz böyle bir desteği bizlerden esirgemediler. Bir yapım firmasıyla, sektörün bildik bir yapım firmasıyla birlikte Işık Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri ve hocaları, hı hı. kadroları bir uzun metraja giriyor ve Ocak ayında sinemalarda bizim çektiğimiz filmi izleyeceksiniz. Yani bunu şöyle bir düzelteyim tekrar. Hocam şöyle değil mi? Hani bu okul bir bütçe ayırdı. Öğrencilere hadi bir belgesel hayır. çekin bizim kurumumuzu anlatan bir şey değil. Hayır. Sinemada izleyeceğimiz. Tabii bir kitap uyarlaması bu. Bir kitap uyarlaması. Bu çok gençlerin çok sevdiği bir popüler kitabın uyarlaması. Bir gençlik filmi mi? Bir gençlik filmi. Adı sana şu anda gizli her şey. Biraz daha gizli tutalım. Merak edenler Twitter adreslerimizden de takip edebilirler. Bölümümüzün sitesine de girsinler. Bildiğiniz profesyonel sinema filmini hazırlıyoruz ve sinema salonlarında yayına girecek. Bu bir Türkiye'de ilk. Bu aslında bizim üniversitemizin, yani sadece bizim bölümümüz için değil, sektörle işbirliğine verdiği önemin bir sonucu. Uygulama. Yani kısa film zaten çektiriyoruz derslerimizde. Belgeseller zaten yaptırıyoruz derslerimizde. Ama uzun metraj başka bir ön hazırlık, başka bir eser ortaya koymak üzere yola çıkılan bir süreç. Biz daha onlar mezun olmadan bu sürecin içindeki bu lezzeti tatmalarını istedik. Bir yapım şirketinin de bizden bir talebi oldu bu bağlamda. Hı hı. Bir işbirliği önerisi oldu. Bu yolda bir Türkiye'de ilki imza atıyoruz. Yıllardır böyle beklersiniz ya, uzun metraj çekeyim diye yıllarınızı verirsiniz. Daha öğrenciyken evet, IMDV'de böyle isimlerini görecek çocuklarımız ve önemli rollerin, yani şey anlamında, kamera arkasındaki reji ekibi, sanat ekibi, kurgusu, hatta senaryo ekibinde, prodüksiyon ekibinde bizim öğrencilerimiz var. Evet. Yani onların adıyla çıkacak, onların emeğiyle var olacak bu filmimiz. Bence bu çok kıymetli. Evet. Ama bu film haricinde de biz üniversitemizde, yani sinema televizyon bölümü olarak sahip olduğumuz stüdyolarımız ve altyapımız, teknik altyapımızla öğrencilerimize hep uygulama olanağı sunuyoruz. Bu uygulama olanakları içerisinde sadece ders bağlamında bir şey üretmediler. Mesela bu sene yine biz bir başka hizmet sunduk. Öğrencilerimizin de katkısıyla üniversitemizin inovasyon ve girişimcilik biriminin Kagider'le yaptığı bir işbirliği bağlamında girişimcilik eğitimi için videolar yine sinema televizyon bölümü öğrencileri ve bölüm tarafından hazırlandı. Yani bu tür işbirlikleri, bizim sektörle işbirliğimiz diğer alanlarımızda da üniversitemizin içinde olduğu gibi son derece kıymetli. Yani iş sadece uygulama, kendi başına kendin yap durumundan çıkarak ürünün değer bulduğu, profesyonel hayatta karşılık bulduğu yapılara dönüştürüyoruz. Zaten mezuniyet sonrası da aslında bu öğrenciler bu işi yapacaklarsa eğer, hani ne yaptınız? Öğrencilik hayatı boyunca yaptığı bu çalışmalar, içinde bulunduğu projeler onları aslında bir adım öne çıkarıyor. Tabii portfolyosu deneme filmleriyle değil, profesyonel işlerle donanmış bir portfolyo sunacak öğrencimiz. Yani bir profesyonel bu neye dönüşür acaba, hani patlamış mısır farklı şekillere dönüşüyor ya, kimi çiçek şeklinde, kimi yonca şeklinde. Neye dönüşür bu acaba? Daha öğrenciyken bunları üretmiş diyebilir. O yüzden de mümkün olduğunca çok bu işleri yapması gerekiyor. Yapması lazım, sevmesi lazım. Yapması lazım ve yaparken de uluslararası standarttan ödün vermemesi lazım. Biz bunun altını çok çiziyoruz. Yani evet, üretim biçimlerimiz teknolojideki değişimle birlikte bazen yozlaşmaya da uğruyor. Bir işin iyi olması masa başı çalışmasının kıymetiyle, verilen önemle birlikte biçim buluyor. Evet. Kaliteyi arttıran bir süreç bu. O yüzden biz öğrencilerimizin aslında uluslararası piyasada da görev alabilecek nosyonlara ve formasyona sahip olması, o yetkinliğe sahip olması için emek veriyoruz. Ve emek vermelerini öğütlüyoruz. Bu anlamda yabancı dil, yani Türkçe bir program. Türkçe bir program. Öğrencilerimiz dilerlerse üniversitemizde bir yıl hazırlık eğitimini tamamlayabilir. Bu öğrencinin talebine bağlı. Devamında programımız içerisinde dil, İngilizce derslerimiz sürüyor. Ancak öğrenciyi biz dilin ne denli önemli olduğu anlamında her derste motive ediyoruz. Ve ister öyle ister böyle bir dünya vatandaşı olarak artık. Hele bizim alanımız uluslararası bir işbirliğinin ürünü, ürünler sunuyor. O yüzden dil öğrenmeleri çok önemli. Biz kendi derslerimizde de uluslararası terminolojiyi kullanıyoruz. Hı hı. Mecburen küçük küçük öğrenmeyi sürdürmek zorundalar ve terminolojiyle iletişim kurmaları bizim için doğru yerde, doğru biçimde çok önemli. Dil eğitiminin ne kadar kıymetli olduğunu yani bütün öğrencilere söylemek isterim. Gerçekten ilerlemek isteyen bir kariyer hedefiniz varsa, hedef tahtanızda başarıyı koymuşsanız ve severek yaptığınız bir işte başarıyı koymuşsanız dili kesinlikle kayda değer bir unsur olarak saklı tutun ve emek verin dili öğrenmek. Bir de yani hani üniversitede bu veriliyordu, az veriliyordu, ders yok. O bu değil, bu kişisel artık sizin kendi bu açığı kapatın o zaman. Bunu kapatın. Yani dili öğrenmek için hakikaten şimdi günümüzde bu internet ortamının bize sunduğu katma değerlerin içerisinde dili öğrenmek için de çok şans var. Yani küçücük yeğenlerimiz, çocuklarımız görmüyor muyuz? Oyun oynarken karşısındaki bir grupla chatleşirken İngilizce konuşmaya başlıyor. Kimse onu özellikle öğren demediği halde yazmaya başlıyor, anlam çözüyor. Kesinlikle. Öğrenmek isteyenin önünde engel yok bence. Kesinlikle, yani, katılıyorum. Peki, hocam. Işık Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünü tercih edecek adaylara ne gibi yatkınlıkları olması gerekiyor? Bak, bir takım mı böyle hani kamera önüne yıllardır işte hayalimde sunuculuk vardı diye seçenler oluyor değil mi? Onlar hiç değişmiyor. Tabii ki. Oyuncu olmak istiyorum, evet, ekran önü falan diyen böyle bir kızlarımız oluyor. Onun dışında ne tip öğrenciyi hedefliyorsunuz? Kimler gelsin? Biz özünde kamera arkası yani yapım sürecini bir bütün aldığınızda 3 aşamalıdır. Ders 1, yapım 3 aşamalıdır. Ön hazırlık, çekim ve çekim sonrası süreç. Ön hazırlık ne kadar önemli? Ön hazırlık. Bizim eğitim sistemimiz içinde ön hazırlıkta görev alacak öğrencilerimizin de teknik yani tam yapım süreci içerisinde işleyişe ilişkin temel bilgiyi hepsine veriyoruz. Çünkü ön hazırlık bu temel yani uygulama anının bilgisi olmadan işlemiyor. Sonrası da işlemiyor. Doğru. Kamera önü ile ilgili olarak da takdir edersiniz ki biz çok seçmeli ders sunuyoruz çocuklarımıza. Arzu ettikleri hedefe yönelmeleri için yani temel teknik bilgi de dahil olmak üzere yapım sürecine ilişkin eğitimimizi verdikten sonra ben ön hazırlıkta, prodüksiyon aşamasında görev almak istiyorum. Peki bu bağlamdaki seçmeli dersleri al. Ben kamera önü için kendimi motive etmek istiyorum. Tamam. Hem sunuculuk dersini ki bu sene sağ olun emeğinizi bizle paylaştınız. Bu dersleri alıyorlar. Devamında oyunculuk derslerimiz var. Seçmeli dersler olarak. Ama senaryo temel eğitiminden sonra ileri senaryo seçmeli dersimiz de var. Öğrenci aslında ilk 2 sene içerisinde temel eğitimi aldığında kendi yani yönetmen olacağım diye sadece meslek bilinen ya da oyuncu olacağım diye gelen öğrenci derslere girip çıktıkça, zaman geçirdikçe ve bizlerle iletişim kurdukça aslında ne kadar kapsamlı farklı meslekler olduğunu da algıladığı için kaymaları görüyoruz. Yani biz öğrencilerimizde bunu yaşıyoruz. Biz de elimizden geldiğince onların talepleri bizim için çok önemli. Ders programımızı yenileme şeklimizde yeni dersleri ilave ederken öğrencilerimizden aldığımız feedback çok kıymetli. Yani bu sadece bizim bölümümüz için değil, bizim üniversitemizin bir sloganı var. Işıklı yenileşim diyor rektörümüz de, rektör hocamız da. Yenileşim demek hep değişimi içinde barındıran bir unsur. Bu değişimde talebin karşılığında bizim sunabileceklerimizin araştırılması, hazırlanması ve programa dahil edilmesi gibi bir süreç var. Öğrencilerimiz, sinema, televizyon okumak isteyen öğrencilerimiz. Bu mesleğe gelirken rica ediyorum şunu bilsinler. Seviyorum, emek vereceğim, uykusuz günler ve gecelere şimdiden hazırım diyorsa. Evet. Bir mesajı görsel, işitsel olarak kodlamayı amaç edinmişse, söyleyecek sözü varsa kapımız hep açık. Buyursun onlara. Gelsinler. Kapımız hep açık onlara. Yani onların isteklerine göre biz hamurumuzu da biçimlendiririz. Hı hı. Onları da bizim hamurumuzun içinde yeniden şekillendiririz. Evet, peki eğitim olarak neler, yani uygulama dedik ama nasıl bir eğitim bekliyor? Bir sinema televizyon bölümünü tercih ederken kılavuz önüne koydu. Hı hı. Çok fazla sayıda. Radyo, televizyon, sinema, kiminde adı bu, kiminde bir başka. Neye dikkat etsin? Yani mesela bazı alanlar için diyoruz ki laboratuvar koşullarına baksın. İşte, stüdyosu var mı acaba? Buna çok bakabilir. Dikkat etsin. Yani çünkü orada pratik diyoruz bu iş için. Acaba stüdyo çalışmaları var mı? Ben okulda herhangi bir uygulama alanı içerisinde bulunsam ne gibi fiziki koşulları var? Bunlara bakacak. Evet. Başka nelere baksın? Öğrenci sayısının da dikkate almasında fayda var. Çünkü kalabalık grupların içinde imkanlarınız olsa bile herkese uzun süreli sunma şansınız olmayabilir. Yani o kameraya ulaşmak bir öğrenci için çekim yapacak ama bekliyor. Kamera var ama ona sıra gelsin. Sıra gelmiyor. Biz bu konuda hassasız. Yani öğrenci sayımıza bağlı olarak altyapımızı zaten biçimlendiriyoruz. İş zaten sadece teknik değil. Yani bu öğrencilerimiz gelirken şu ön koşuldan vazgeçsinler. Ben çekmeyi öğrenirsem bitti. Hayır. Bir şeyi çekmeyi ya da yazmayı öğrenebilmek için önce toplumu tanımak lazım. Doğru. Önce öykü anlatmayı öğrenmek lazım. Önce kuram anlayışını, yani geçmişte ne olmuş, nasıl evrilmiş, ne tür değişim göstermiş, yani tarihsel süreç. Hem sinema kuramları hem iletişim kuramları bağlamında bunların hepsi kuramsal derslerimiz. Çok kitap okuyacaklar, bir kere bunu bilsinler. Yani geleceğiz, kamerayı alacağız, mikrofon alacağız, her gün çekim yapacağız. Böyle bir dünya beklemesinler. Okumak, kütüphanede yaşam sunmak, okur yazar olmayı önce öğrenecekler. Buna hazırlıklı olsunlar. Okumayı bilip altyapıyı sağlamlaştırdıktan sonra mesajı kodlamayı uygulamada öğreniyorlar. Önce taban eğitimi almaları lazım. Yani önemli. Bu bağlamda bu çok önemli. Yani araştırma... Niçin yapıyoruz? Hani yapma kısmından başladık ama niçin yapıyoruz? Evet. Kime yapıyoruz? Kimle paylaşacağız bu ürünlerimizi? Hedef kitleyi tanımanız için sosyoloji, psikoloji bilmeniz lazım. Tarihsel bilgiyi hem sinema hem teknoloji bağlamında, televizyon yayıncılığı bağlamında dünya ne yapıyor bir algılaman lazım. Evet. Mesaj nasıl değişti? Evet. Kullandığın araçların etkisini algılayacağın derslerdeki feedbackleri değerlendirmen lazım. Araştırma tekniklerini öğrenmen lazım. Yani bizim mesleğimizin çok temelindeki yani. Araştırma teknikleri çok... Yani bu teknik alet araştırmakta da sorgulamak var. Doğru. Senaryo yazarken de sorgulamak var. Haber metni, program metni hazırlarken de sorgulamak var. Doğru kaynağa ulaşmanın yöntemi de araştırma tekniklerini bilmekten, analizi yapmaktan geçiyor. Tabii bunların hepsinin içinde aslında etik, yani meslek etiği dediğimiz kavram da öne çıkıyor. Bizim üniversitemizin iyi insan olmak diye bir sloganı var. İyi insan olmak çok kıymetli. Biz öğrencilerimize bu etik anlayışıyla birlikte bu sektörde iyi insanlar olmalarını istiyoruz her bağlamda. O yüzden etikle ilgili derslerimiz, meslek etiğiyle ilgili derslerimiz var. İş sağlığı güvenliğine de dikkat etmek zorunda çalıştığı ortam için. Bununla ilgili derslerimiz de var. Çok yönlü. Evet, biraz çok yönlü. Yani uygulamaya evet biz güzel sanatlarda önem veriyoruz diyoruz ama bunların sadece uygulamak değil. Alanlar, sinema, televizyon alanında tercih uygulamak değil. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Film için de başarılar, bol gişe diliyoruz. Evet, sinemada izlemeye geleceğiz. Evet, bekliyorum. Tercih yapacak tüm öğrencilere sevdikleri alanlarda başarılı tercihler diliyorum şimdiden ve onları bekliyoruz. Evet, biz de öğrencilere bol şans diliyoruz. Bu süreçte yanınızda olmaya gayret ediyoruz. Yayınlarımızı sürdürüyoruz. Kaçırdığınız bölümleri de yolun başındayken .tv adresinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Işıklar Eko Klinker mevsim havasını sunar.